Selam. Hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çünkü çok güzel bir Azerbaycan türküsüyle karşınızdayım. Zaten başlıktan gördünüz. Aygız türküsünü çalışacağız. Cihangirov bestecisi. Biliyorsunuz birçok yorumu var bu parçanın. Ben de birçok yorumunu dinledim, söyledim. Çok da severek dinliyorum. Ben her zaman olduğu gibi gitareğitim.net sitesinden indirdim. Musa Çetiner Hoca sağ olsun çok güzel yazmış parçayı. Fakat gel gelelim parça 3 sayfa. 3. sayfa Allah'tan yarım, 2,5 sayfa diyebiliriz. Biraz emek gerektiriyor. Her güzel şeyde olduğu gibi. O yüzden sabrınız varsa, bu türküyü benim gibi çok seviyorsanız derse başlayabiliriz ve devam edebiliriz. Diğer türlü hani birazcık zor gelirse artık yavaş yavaş çalışın. Şimdi neye başlayalım? Parçamızın trafiğine bakalım. Sonra satır satır çalışalım. Evet, 3 sayfa dedik. O yüzden şimdi sayfa sayfa anlatacağım. Siz de şöyle şurada görüyorsunuz. Şimdi ilk sayfamız, birinci sayfamız 4 satırdan oluşuyor efendim. Birinci sayfada herhangi bir tekrar işareti yok. Dümdüz devam ediyoruz. Bazı diyez notalarımız var. Nitekim do diyez var ilk satırda. İkinci satırda sol diyez var. Güzel. Yalnız şöyle bir şey var. İkinci satırı üçüncü ölçüsüne geldikten sonra parçanın en başına dönüyorsunuz. Sonra ikinci satıra devam ediyoruz. Üçüncü satıra geldim. Re diyez var. Re diyez aynı zamanda ne oluyor? Mi bemol. Göstereceğim onu da çalarken. Sonra son satıra geliyoruz. Yine re diyez, fa diyez ve yine re diyez var. İkinci oktav la var. İlk satır, daha doğrusu ilk sayfamız bu şekilde. Hemen ikinci sayfaya gelelim. İkinci sayfaya geldik. İkinci sayfada İlk satır ve ikinci satır kendi arasında tekrar ediyor. Hani ikinci satırın sonunda gördüğünüz iki nokta var ya, o en başa götürüyor. Ama neden en başa? Çünkü en başta başka bir iki nokta olduğu için o kendi ikisi kendi arasında devam ediyor. Sonra bakın, devam edeceğim şimdi. Üçüncü satırda, üçüncü satırın dördüncü ölçüsünün başında tekrar, yani iki nokta işareti var. O neyle neyin arasındaki tekrar biliyor musunuz? Son satırdaki İki nokta var ya, son satırın son ölçüsündeki iki noktayla arasında devam ediyor. Yani üçüncü satırın dördüncü ölçüsüyle son satır kendi arasında tekrar ediyor. Nitekim bunu böyle satır satır çalışırken de söyleyeceğim. Ve geldik üçüncü sayfaya. Üçüncü sayfa devam ediyor ve bitiyor. Sonunda bitiş çizgisi var. O kalın çizgi bitiş çizgisi oluyor. Şimdi son satıra geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kafam karıştı. En başa tekrar dönüp parçayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Satır satır çalışıyoruz. Hadi bakalım başlayalım parçamıza. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben bu parçayı pandeminin başından beri yapmak istiyordum biliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? 2 sene önce ben buna karar verdim ve şimdi yapıyorum. İşte her şeyin bir zamanı var aslında. Biz hani ne kadar niyetlensek de, ne kadar bir şey istesek de o şey artık neyse zamanı gelmeden olmuyor. Hani şartlar müsait, sen istiyorsun mesela bir şey almak istiyorsun. Paran var, şartın var, imkanın var, vaktin var ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü nasip. Yani hep böyle. Ben nasibe çok inanırım. Bir şey zaten bizim nasibimizse, kısmetimizde varsa nereden olursa olsun gelecek. Yani bir şeyden uzaklaşmamız onun bize nasip olmayacak anlamına gelmiyor bence. Ben hep buna tutunurum, hep buna inanırım. O yüzden çok da şey yapmam yani. Kafama çok da takmam her şeyi. Öyle. Burada böyle dertleşmek isterdim sizlerle ama uzatmak istemiyorum. Zaten bakalım bu video ne kadar olacak. Diyorum ve bebeğim sen beni bekle. İlk satırın bonus ile başlıyoruz. 4 dörtlük bir parça. Her ölçünün içinde 4 tane dörtlük nota var demek. 4 sayacağım. O şekilde başlayacağım. 1, 2, susu da vereceğim. 3, 4. Sus. Mi, mi, mi. Mi. Re, mi, fa, mi. Re, do, si, do. Re, do, re. Sus, re, 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 re.
Do, re, mi, re, do, si, la, si, do, si, do. İçi boş notalar, iki vuruştu. Orada yarım vuruşluklar var. Bir de üçüncü ölçüdeki ilk re notası var ya, ikinci oktav re, o bir buçuk vuruş. Neden? Çünkü yanında nokta var. O önüne geldiği notanın yarısı kadar uzatıyor. O re bir vuruşsa, onun yarısı kadar uzatıyorsa bir buçuk vuruş oluyor. Diyoruz ve flütle seslendirmeye başlıyorum. Orta hızda yapacağım çünkü ikinci oktavları hallettikten sonra bu parçayı üflemek gerçekten kolay. Kendim bizzat tecrübeyle sabitledim. Hadi bakalım. Şimdi ilk satır 6 ölçü ya. 3 ölçü 3 ölçü gideyim, tamam mı? İlk 3 ölçü yapayım, yani sus. Mi 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 re mi fa mi re do si do re do re. Hadi bakalım, ikinci oktav re ile başlıyor. Bir de do diyezi göstereceğim. Do'yu biliyorsunuz, sağ elde denge tuşu, sol elde sadece işaret parmağı basıyor, arkası açık. Bu do. Değil mi? Bu normal, natural do. Şimdi sağ elde, şurası sağ, denge tuşu basılı. Diğer her şeyi kaldırıyoruz. Farkındaysanız flütü çenemle, işaret parmağımın şurasıyla ve denge tuşuyla dengesini sağlıyorum. Bu da do diyez. Hemen üfleyeyim. Do, do diyez yapacağım. Flüt çalarken böyle çalmıyorum. Size göstermek için yaptım. Do diyez de bu. Şöyle yapabilirsiniz parçadan önce. Re, do diyez çalışabilirsiniz. Re'de de biliyorsunuz denge tuşu havada oluyor. Do diyez'e geçerken denge tuşunu bastığımız için bir tık burası zorlayabilir. Do diyez zamanla temizleniyor ses. Hadi bakalım, ilk 3 ölçü yapıyorum. İkinci oktav mi ile başlıyoruz. Devam ediyoruz. Sus. Re 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 do re mi re do si la si do si do. Şimdi üçüncü ölçüde do'nun önüne diyez işareti geldi ya. O diyez işareti sadece o ölçünün içindeki do'ları do diyez yapıyor, tamam mı? Diğer ölçüdeki do'lar natürel do olacak. Aman onu karıştırmayın ki zaten karıştırırsanız, natürel do'ları do diyez çalarsanız mutlaka kulağınızı tırmalayacak. Siz de hani böyle bir yanlış olduğunu anlayacaksınız. O yüzden de rahat olun yani. Çok da şey yapmayın. Şimdi ilk satırın hepsini üflüyorum. 3, 4. Si la sol la si re do si la sol la. Sonra başa dönüyorsunuz ikinci satırda, ama ben şimdi ikinci satırın hepsinin bonasını yapacağım. 3 4 Sustu bu. Bir daha yapayım. 3 4 Sus. Do 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 si la sol la si re do si la sol la. Devam ediyorum. Sus. Do 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 si la sol la si re do si la sol la. Bunu yaparken bile nefesim yetmedi. Onlar dört vuruşluk la, birlik notalar. Yani flüt üflerken yeteceğini hiç sanmıyorum. Sizler yettiği kadar yapın. Yetmediği yerde vuruşu tamamlayın, tamam mı? Nefesiniz yetmese bile. Şimdi ikinci satırın ilk üç ölçüsünü yapıyorum. Öncelikle bir sol diyezi göstereyim. Dım dım. Sol bu. Şuradaki kulağa benzeyen tuşa bastığımız zaman sol diyez oluyor. Denge tuşu basılı. Hadi bakalım, susu verelim. Do'la başlıyoruz. Natural do. Söylemek istiyorum. İkinci satırın ikinci ölçüsündeki sol notasının önüne gelen diyez işareti
o ölçünün içindeki diğer solide diyez yapıyor, tamam mı? İkinci ölçüdeki bütün soller sol diyez olacak. Şimdi son 3 ölçüye bakalım. Sus, do, 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 si, la, sol, la, si, re, do, si, la, sol. 4 vuruşluk la. Yapamadım. Hadi bakalım son 3 ölçü. 3, 4. Benim de diyafram bayağı gelişmiş. İkinci satın hepsini yapıyorum. 3, 4. Gördüğünüz gibi nefesim yetmedi ama vuruşla devam ettim. Nerede nefes alacağınıza gelirsek, nefese ihtiyacınız olduğu zaman alın. Ama nefes almak için ölçünün bitmesini bekleyin. Tamam mı? Yani mesela ikinci ölçünün ortasına da nefes almayın. Tamam mı? Şimdi üçüncü satıra başlayabiliriz. Üçüncü satıra geldik. Beni attın ay kız, ay kız. At aşağı diyorum ve üçüncü satırın bonosuyla başlıyorum. 3, 4. Sus, mi, la, la, si, do, si, la, do, si, la, mi, re, mi. Sus, mi, la, la, si, do, si, la, do, si, la. Bu kadar. Üçüncü satır 5 ölçüden oluşuyor. İlk 3 ölçü, son 2 ölçü diye yapacağım. Mi, birinci oktav mi ile başlıyor. Sonra orada bir re diyez var. Hemen re diyezi hatırlayalım. Re'de normalde ne yapıyorduk? Sadece re sesinde denge tuşunu kaldırıyorduk. Ama re diyez olursa söz konusu bütün tuşlara basıyoruz ve denge tuşuna da basıyoruz. Bu re diyez. Bu birinci oktav re. Bu birinci oktav re diyez. Sol el işaret parmağını kaldırırsak ikinci oktav re diyez oluyor. Nitekim. Tamam, re diyez bu. Başka da bir şey yok. Hadi bakalım. İlk 3 ölçüyü çalayım. 3, üfleyeyim. 4. Oldu ama tüm satırı çalarken bir tık hızlandıracağım. Son iki ölçü, yani sus, mi, la, la, si, do, si, la, do, si, la. Hadi bakalım. Sus. Farkındaysanız bazı yerleri bağlı çalıyorum. Yani şöyle, bazı yerleri şöyle. Bu tamamen içimden gelen bir şey. Hani bu türkünün ruhuna göre bağlı veya ayrı çalıyorum. Açıkçası bağlı çalmak bana bir tık zor geliyor. Ayrı ayrı tü 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 diye üflemek daha kolay geliyor. Ben de kendimde bunu geliştirmeye çalışıyorum, bağlı üflemeyi. O yüzden hani sizler de parçanın ruhuna göre bağlı veya ayrı üfleyebilirsiniz. Şimdi üçüncü satırın hepsinin seslendirmesini yapacağım flütle. Dediğim gibi bir tık hızlandıracağım. Ne yaptım biliyor musunuz? Dördüncü satırın ilk ölçüsünü birleştirdim. Zaten hani şöyle düşünürsek üçüncü satırın ilk üç ölçüsüyle sonraki üç ölçü aynı. Ama ben yine de dördüncü satırın hepsinin bonosunu yapacağım. 3, 4. Mi, re, mi, sus, mi, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, mi.
Ah be mi? Hem ikinci oktavsın hem dört vuruşluksun. Abo, çok zor. Değil. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Beş ölçü ya son satır. Hepsini üfleyeceğim. Mi. Ama re diyezi gösterdim. Fa diyezi hemen hatırlayalım. Farklı bir şey yok. Fa diyezi de şuydu. Bu fa natürel işareti kaldırıp sağ elde yüzük parmağını bastırdığımız zaman fa diyez oluyor. Ama bu ikinci oktav. Birinci oktav yapayım. Kuvvetli üflüyoruz. Tam tüylüyoruz. Tam deliğin içine üflüyoruz ve diyaframımızı sıkıştırıyoruz. Tamam mı? İkinci oktavlarda bu çok önemli. Diyaframı sıkmak böyle, kasmak. O zaman gerçekten emin olun çok rahatlayacaksınız. Hadi bakalım son satır hepsini seslendiriyorum. Atacadın, beni sevdiğini söylemez neçün. Dördüncü satırda ikinci oktav la var. Çalışın onu. Tamam mı? Normal bildiğimiz la'nın, düz natürel la'nın kuvvetli üflemesi. Şimdi diğer sayfadayız. Hadi bakalım. Hepsinin bonasını yapıyorum. Bir vuruşluk susla başlıyor. Sus. Mi, 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 re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, do, re. Sus. Re, 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 re. Bu kadar. Bence çok kolay sizler için. Burada da do diyez var. Üçüncü ölçüde onu atlamayın. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Hepsini seslendireceğim. İkinci oktav mi var. Buradaki fa natürel olacak yalnız. Lütfen onu dikkatten kaçırmayın. Si la si do 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 si la sol la si re Sonra işte bunu yaptıktan sonra 23. ölçünün başına dönüyorsunuz. Hadi bakalım. 27. ölçüden itibaren hepsini seslendiriyorum. Burada da sol diyez var. Denge tuşu da basılı. Sol diyez. Do'la başlıyoruz. Zaten 32. ölçüde o devamı olan şeyi hissediyorsunuz. Hemen 32. ölçüden itibaren bana yapacağım. Hemen bu parçanın duygusuna giriyorum biliyor musunuz? 3, 4, sus. Do, 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 si, la, sol, la, si, re, do, si, la, sol, la. Sus. Sus. Mi, la, sol, la, sol, la. İşte parçanın en can alıcı noktası, sizi hani en çok zorlayacak noktası burası. Neden? Çünkü ikinci oktav sol ve la var. Arka arkaya geliyor. O yüzden buraya birazcık vakit ayırmanızı öneririm. Şimdi ilk üç ölçüyü yapıyorum. Zaten ilk üç ölçü bir önceki satırın aynısı. Tamam mı? Şimdi son üç ölçü. Yani mi la 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 sol la. Tabii bu kadar kalın değil. Daha bile ince. İkinci oktav mi ve la. Yani şu. Böyle çalışın tamam mı? Şimdi ben son üç ölçüyü seslendireyim. Geçiyorsunuz.
itibaren bonasını yapacağım. Si, la, si, la, sol. Sol, sol, fa, sol, la. Sus, fa, 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 sol, fa, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, mi. Ay arkadaşlar ne kadar yorucu ama çok güzel. İşte dediğim gibi her güzel şey emek istiyor. İlk üç ölçüye bakayım mı? Si, la, si, la, sol. Tamam. İkinci oktav si. Yani şu. Değil. İlk üç ölçü. Biliyor musunuz? Çağıraram, çağıraram gel. Yani 35, yani 35. ölçüden sonra bir daha çalacağım. Sadece orayı. Yani evet, 35. ölçüden itibaren çalacağım. Orayı bir birleşik çalacağım. Nefesiniz yeterse o ikinci oktav mi'de tril yapabilirsiniz. Yani mi fa. Bu tril zamanla kendi kendine oluşan bir şey. Derlerdi bana da. Ya nasıl olur ya, ne alakası var? Kendi kendine nasıl olurmuş tril derdim. Şeydeki gibi kemanda da böyle vibrato yapıyorlar ya. Böyle parmak titretiyorlar. Nasıl olur derdim. Gerçekten kendi kendine oluyor. Ben de çok iyi değilim yani vibratoda. Daha doğrusu trilde. Diyorum ve 45. ölçüden itibaren bonasını yapmaya başlıyorum. Atacağın beni sevdiğin söylemez neçün. Çok seviyorum. 3, 4. Sus. Mi, 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 re, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, do, re. Re, 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 do, re, mi, re, do, si, la, si, do, si, do. İki vuruşluk do ile bitiyor. Do diyez. İkinci oktav mi ile başlıyoruz. Do diyez var yani. Tüm satırı çalıyorum arkadaşlar. Farkındaysanız böyle başlarda aşırı ayrıntı verip sonlara doğru biraz rahatlamam. Tamamen ikizler burcu olmamdan kaynaklı. 3, 4. Son satır. Nefesiniz kaldıysa. Sus. Do, 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 si, la, sol, la, si, re, do, si, la, sol, la. Do, 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 si, la, sol, la, si, re, do, si, la, sol, la. Sonra çağırıram gel. Oraya tekrar dönüyorsunuz. Hadi bakalım son satırın hepsini seslendireyim. Do ile başlıyor. Sol diyez var. Dediğim gibi o ölçünün içindeki sol diyez tüm ölçüdeki sol notalarını diyez yapıyor. Yani şu denge tuşu var. Hep unutuyorum. 3. Arkadaşlar her güzel şeyin olduğu gibi bu güzel videomuzun da sonuna geldik. Parçayı birleştiriyorsunuz. Ben bunu uzun süre önce Instagram'da post olarak paylaşmıştım. Çalmıştım yani tüm halini. Çünkü yaşamak güzel. Instagram hesabımdan beni takip edebilir, videolarımı izleyebilir, yorum yapabilir. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bayağıdır ilk defa böyle bir şey söylüyorum ama sizlere kalmış.
gelirseniz sevinirim. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için de çok güzel bir video olmuştur. Çünkü gerçekten yapmayı çok istediğim bir videoydu. Öyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.